Merhaba arkadaşlar. Rüzgarların ikinci kısmıyla karşınızdayım. Rüzgarlar bir dersimizde rüzgarın hızını, rüzgarın yönünü etkileyen faktörleri size anlatmıştık. Şimdi önce rüzgar frekans güllerinden, arkasından da yıllık rüzgarlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar rüzgar frekans gülleri. Ne demek rüzgar frekans gülleri? Arkadaşlar rüzgar frekans gülleri rüzgarın daha çok hangi yönlerden geldiğini bize gösteren bir şekildir aslında. Ve biz rüzgar frekans güllerinden çıkaracağımız iki önemli sonuç var arkadaşlar. Bunlardan birincisi hakim rüzgar yani biz bir rüzgar frekans gününe baktığımızda en çok rüzgarın hangi yönlerden geldiğini söyleyebiliriz. Mesela şu Antalya ilinin rüzgar frekans gününe baktığımızda en çok rüzgar Güneydoğu'dan, Güney'den ve Güneybatı'dan gelmiştir diye yorum yapabiliyoruz. Aynı şekilde İstanbul Boğazı'nın rüzgar frekans gününe baktığımızda en çok rüzgarın Kuzey'den ve Güney'den geldiğini ama Doğu'dan, Batı'dan, Kuzeydoğu'dan, Kuzeybatı'dan fazla rüzgar rüzgar almadığını çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Pekala rüzgar frekans güllerinden bizim çıkarabileceğimiz ikinci sonuç ne? O da yer şekillerinin doğrultusu. Yani yer şekillerinin uzanışı. Mesela Antalya'nın rüzgar frekans gülüne baktık ve güneyden daha çok rüzgar aldığını gördük. Demek ki Antalya ilinin kuzeyi dağlarla kapalı veya değişik bir engelle kapalı. Bu iller dağ olmak zorunda da değil. Ama büyük ihtimalle dağdır arkadaşlar. Bu kuzeyindeki dağlardan dolayı Antalya ili kuzeyden çok fazla rüzgar alamıyor diye konuşabiliriz. Mesela Samsun'a baktığımızda Samsun sanki Antalya'nın tam tersi. Değil mi? Güneyden fazla bir rüzgar alamamış, daha çok rüzgarı kuzey yönlerinden almış. Demek ki Samsun'un güneyinde dağlar var ama kuzeyi açık. Yani kuzeyi büyük ihtimalle deniz diye yorum yapabiliyoruz. Pekala rüzgar frekans güllerinden biz o bölgenin hangi yarım kürede olduğunu çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız arkadaşlar. Çünkü rüzgar frekans güllerinde öyle sağa sapma, sola sapma olayları olmadığı için biz frekans güllerine bakarak o bölgenin hangi yarım kürede olduğunu söyleyemeyiz. Bizim o yorumu yapabilmemiz için bize ekstra bir bilgi vermesi lazım. Bunu size biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Pekala gelelim öğrencilerimizin Türkiye'de bilmesi gereken frekans gülleri. Yani Türkiye'de arkadaşlar bazı bölgelerin, bazı şehirlerin hangi yönlerden daha çok rüzgar aldığını bilmemiz lazım. Öncelikle İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nın uzanışı kuzey-güney doğrultusunda olduğu için İstanbul Boğazı'na en çok rüzgar nereden eser diyoruz? Kuzeyden ve güneyden. Dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın rüzgar gülü şu şekilde gösterilen gibi olması lazım arkadaşlar. Hemen yanında Çanakkale Boğazı. Hani ilk dersimizde söylemiştik ya Çanakkale Boğazı kuzey doğu güney batı doğrultusunda. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı'na en çok rüzgar nereden eser diye sorulduğunda cevap kuzey doğu ve güney batı diyoruz. Hatta Çanakkale Çanakkale'de en çok hangi rüzgarlar eser demiştik? Kuzeydoğudan gelen Poyraz ve Güneybatı'dan gelen Lodos arkadaşlar. Yani Çanakkale Boğazının rüzgar frekans günü de şekilde gösterildiği gibi olması lazım. Gelelim Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon gibi illere. Yani Karadeniz'in kıyısındaki iller. E Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz dağlar denize paralel. Dolayısıyla illerin güneyinde yüksek dağlar var. Ama illerin kuzeyinde deniz var. Dolayısıyla bu Karadeniz'in kıyısındaki iller daha çok rüzgarı kuzey batıdan, kuzeyden ve kuzey doğudan aldığı için rüzgar gülünün bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Akdeniz bölgesi bunun tam tersi. Antalya, Adana gibi, Mersin gibi illerde kuzeyde yüksek Toros dağları var ama güneyde Akdeniz var. Dolayısıyla daha çok rüzgar güney yönlerden geliyor ama Akdeniz'in kıyısındaki iller kuzey istikametinden çok fazla bir rüzgar alamadığı için şöyle bir rüzgar frekans gülüne sahip olması lazım. Pekala Ege bölgesinde bulunan iller hani İzmir gibi Aydın gibi iller. Tabi Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanıyor bunu burada bilmemiz lazım. Dolayısıyla Ege'deki şehirlerin kuzeyinde yüksek dağlar güneyindeki bölgede de yüksek dağlar vardır. Dolayısıyla Ege'deki iller daha çok rüzgarı batıdan ve doğudan alır diye konuşuyoruz arkadaşlar arkadaşlar rüzgar frekans gülünün de bu şekilde olması lazım. Ve son olarak düz yerler. Hani Konya gibi, Şanlıurfa gibi işte yükseltinin fazla olmadığı, dağların fazla bulunmadığı düz bölgelerde frekans gülü nasıl olmak zorunda? Şu şekilde gösterildiği gibi. Yani düz bölgeler her yerden eşit oranda rüzgar alabildiği için rüzgar frekans gülünün de bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani biz şöyle bir rüzgar frekans gülü gördüğümüzde o bölgenin düz olduğunu, yer şekillerinin sade olduğunu arkadaşlar söyleyebiliyoruz. Pekala, az önce bir şey demiştik. Demiştik ki rüzgar frekans güllerine bakarak o bölgenin hangi yarım kürede olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü rüzgar frekans güllerinde öyle sağa sapma sola sapma olayları olmadığı için biz yarım küre hakkında yorum normalde yapamıyoruz. Ama bu yorumu yapabileceğimiz bazı sorular karşımıza gelebiliyor. Bu sorular özel hazırlanıyor ve burada bize mutlaka ekstra bir bilgi veriyor. Bakın bu öyle bir soru. Ne diyor soruda? Hakim rüzgar bölgede sıcaklığı arttırdığına göre. Bakın bu kelime bizim için önemli. Demek hakim rüzgar sıcaklığı arttırıyor. E burada hakim rüzgar yönü hangisi? Güneydoğu. Çünkü bölge en çok rüzgarı Güneydoğu'dan almış. E Güneydoğu'dan gelen rüzgar eğer bir yerde sıcaklığı arttırıyorsa burası hangi yarım kürededir? Kesinlikle arkadaşlar Kuzey yarım küredir. Çünkü kuzey yarım kürede güneyden gelen rüzgarlar ekvatora yakın yerlerden geldiği için, sıcak kuşaktan geldiği için sıcaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Arttırıyor. Ancak böyle ekstra bir bilgi verdiğinde biz rüzgar frekans güllerinden yarım küreyi çıkartabiliriz. Ama bu bilgiyi vermediği takdirde kesinlikle buradan yarım küre hakkında bir yorum yapamazsınız arkadaşlar. Sıra geldi rüzgar çeşitlerine. Biz arkadaşlar rüzgarları kendi arasında oluşumuna göre, etki alanına göre, işte yağış bırakma ihtimaline göre farklı farklı gruplara ayırabiliyoruz. Burada öncelikle arkadaşlar size yıllık rüzgarlardan bahsedelim. Ne demek yıllık rüzgar? Diğer adıyla sürekli rüzgar. Yıllık rüzgarlar yıl boyunca aynı yönde eser. Zaten adından belli, sürekli yani yıllık rüzgarların yönleri kesinlikle değişmez. Bunların yönleri yıl boyunca sabittir. İkinci özellik dünyanın temel yani sabit basınç merkezlerinin arasında oluşur. Pekala neydi dünyanın temel basınç merkezleri? Bunlardan bunlar daha doğrusu sıfırda 30'da, 60 ve 90'da bulunuyordu. Yani bunlar dünyanın sabit basınç merkezi. Sıfırda ne vardı? Termik alçak basınç. Yani ekvatorda. 30. enlemde dinamik yüksek basınç. 60. enlemde dinamik alçak basınç. Ve kutuplarda ne vardı? Termik yüksek basınç. Biz bunları basınçlar konusunda size işlemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla yıllık rüzgarlar dünyanın bu sabit basınç merkezleri arasında oluşuyor. Üçüncü özellik etki alanları geniştir. Yani yıllık rüzgarlar dünyada etki alanı en geniş olan rüzgarlardır. Dolayısıyla yıllık rüzgarlar iklim üzerinde etkisi en fazla olan rüzgar grubudur. Bunlar yıllık rüzgarların bilmemiz gereken özellikler arkadaşlar. Pekala kimdir bu yıllık rüzgarlar? Sadece 3 tane arkadaşlar. Alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları. Öncelikle hangi enlemlerin arasında oluşur? Alizeler 30'dan ekvatora doğru eser. Yani alize rüzgarları ekvatorla 30. enlemin arasında. Batı rüzgarları 30'dan 60'ı esiyor. Yani 30 ile 60'ın arasında kutup rüzgarları da 90'dan 60'ı esiyor. Yani 90 ile 60. enlemlerin arasında. Veya şöyle de söyleyebiliriz. Alize rüzgarları sıcak kuşakta. Batı rüzgarları orta kuşakta. Kutup rüzgarları ise soğuk kuşakta meydana gelir. Mesela Türkiye hangi yıllık rüzgarın etki alanına girer diye bir soruyla karşılaşırsanız arkadaşlar cevabımız Batı rüzgarları. Neden? Çünkü ülkemiz biliyorsunuz bir orta kuşak ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'de Batı rüzgarları etkili olabilir ama kesinlikle Türkiye'de Alize rüzgarları görülmez, kutup rüzgarları da görülmez. Pekala Alize rüzgarlarından başlayalım. Bunları şekil üzerinde bir de size anlatalım arkadaşlar. Alize rüzgarları 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç merkezinden ekvatordaki termik alçak basınç merkezine eser. Zaten hatırlıyorsunuz rüzgar her zaman yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine esmek zorunda. Dolayısıyla alizeler. 30'dan ekvatora doğru esiyor. Pekala esiş yönleri nasıl? Esiş yönleri kuzey yarım kürede arkadaşlar kuzey doğudan güney batıya doğru. Yani alize rüzgarları kuzey yarım kürede kuzey doğudan esiyor. Ama güney yarım kürede güney doğudan kuzey batıya doğru. Yani güney yarım kürede güney doğudan esiyor. Yani toparlayalım alize rüzgarları Kuzeydoğu'dan ve güneydoğu'dan eser. İşte bu yüzden alize rüzgarlarının diğer adı doğu rüzgarlarıdır. Ve alize rüzgarları kıtaların doğusuna yağış bırakır. Bunu arkadaşlar iyi kavramanız lazım. Neden kıtaların doğusuna yağış bırakıyor? Çünkü kuzey doğudan ve güneydoğudan geliyor. Kıtaların da doğusuna çarptığı için oralara bol miktarda yağmur bırakabiliyor. Pekala hangi kıtaların doğusuna yağış bırakır? Cevap sıcak kuşakta olan kıtaların doğusuna. Çünkü orta kuşakta alize rüzgarları yok. Soğuk kuşakta alize rüzgarları yok. Alize rüzgarları sadece ne nerede meydana geliyor arkadaşlar? Sıcak kuşakta. Dönencelerin hemen hemen arasında diye konuşabiliriz. Gelelim ikinci rüzgarımıza. Bu da arkadaşlar batır rüzgarları. Batır rüzgarları 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç merkezinden 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç merkezine eser. Esiş yönleri nasıldır? Kuzey yarım kürede güney batıdan kuzey doğuya doğru. Yani kuzey yarım kürede güney batıdan eser diyeceğiz. Güney yarım kürede ise Kuzey batıdan güney doğru. Yani kuzey batıdan eser. Yani batı rüzgarları adından da anlaşıldığı gibi şey, batıdan esiyor. Dolayısıyla batı rüzgarları nereye yağış bırakır diye sorulduğunda cevap kıtaların batı kıyıları. Çünkü batıdan esen rüzgar işte kıtaların batısına temas ettiğinde içinde bulundurduğu nemi bu kıtaların batısına bol miktarda yağış olarak dönüştürebiliyor arkadaşlar. Pekala hangi kıtaların batısına yağış bırakır? Tabii ki orta kuşaktaki kıtaların batısına. Çünkü sıcak kuşakta batı rüzgarları oluşmuyor. Aynı şekilde soğuk kuşakta batı rüzgarları meydana gelmiyor. Batı rüzgarları sadece ve sadece orta kuşakta. Ve son olarak arkadaşlar kutup rüzgarı. Kutup rüzgarları nereden nereye esiyor? Kutuplardaki termik yüksek basınç merkezlerinden 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç merkezlerine esiyor. Kuzey yarım kürede kuzey doğudan. Güney yarım kürede ise güney doğudan esiyor ve kutup rüzgarları yağış bırakmıyor. Burada bunu iyi kavramanız lazım arkadaşlar. Alize rüzgarları yağış bırakır, batı rüzgarları da yağış bırakır ama kutup rüzgarları yağış bırakmaz. Yani yağış bırakmayan tek yıllık rüzgarımız Kutup rüzgarları. Neden yağış bırakmıyor? Çünkü kutuplardan gelen hava soğuktur ve içinde fazla nem bulunmaz. Çünkü kutuplar dünyada nemin en az olduğu yerdir. En az olduğu yerlerden biridir daha doğrusu. Tabi kutuplarda nem neden azdır? Çünkü kutuplarda buharlaşma çok meydana gelemez. Neden kutuplarda buharlaşma çok meydana gelemez? Çünkü hava soğuktur. Neden soğuktur? İşte güneşi eğik açıyla aldığı için. Neden güneşi eğik açılamaz? alır diye soracak olursanız onun da sebebi dünyanın küresel şekli. Bu yüzden kutup rüzgarları soğuktur ve kurudur ve kesinlikle arkadaşlar yağış bırakmaz diyoruz. Diğer dersimizde mevsimlik rüzgarlardan devam edeceğiz.